20 yıl önce iktidar olmuş, %34,3 oyla gelmiş, tek başına iktidar olmuş, 20 yıl geçmiş. O tarihte %23-24 oy olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var ve 20 yıl sonra bugün insanlar açlıkla, sefaletle, özellikle zor geçinirken %34-35 olan yine bir AK Parti var. Hala %24-25 olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Aslında bu sizin anlattıklarınızı tamamen destekleyen bir... Aslında bu siyaset bilimde bir doktrin konusu. Evet, evet. Yani gerçekten doktrin konusu. Yani bugün yoksullaşan bir toplum var. Oyunu koruyan bugün bir parti var. Bugün gelecek korkusu ve endişesi olan bir toplum var. Ama diğer tarafta... Buna rağmen... Diğer tarafta bu sorunları çözebilecek, bu sorunlar çerçevesinde ülkenin, toplumunun korku ve endişelerini ortadan kaldırabilecek. Çünkü siyaset kurumunun görevi odur. Evet, evet, toplumun evet, geleceğini inşaat. Evet, evet. Bunları ortadan kaldırabilecek bir siyasi ve politik reçeteyi ortaya koyamıyorsanız bunu çok yüksek sesle oturup tartışmanız gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Bu nedir biliyor musunuz? Evet. Siyasi laboratuvarınızın tam anlamıyla çalışmıyor olması demektir. Evet. Yani şimdi evet Sayın Genel Başkan çıkıp gerçekten toplumun her noktasıyla bütünleşmemiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor, dinlememiz sözüm gerekiyor. Söz demek de olmuyor bunlar. Ama somut şey istiyor. Evet evet somut şey şimdi, istiyor. Yani mesela, söz demek de olmuyor bunlar. Yani evet. Şunu sorabilir. Şimdi bir işçi diyecek ki benim şu sorunumu nasıl çözeceksin? Veya bir taksi çıkacak bunu açıklayacak. Yani bunları açıklayacaksınız. Bunu topluma mal edecek. Bakın Avrupa'dan evet. Hemen somut bir örnek vereyim. Pekiştirmiş olacak. Lütfen. Almanya'da bu seçimden önce yani 2021 seçimin Eylül seçiminden önceki dönemde Sosyal Demokrat Parti eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'u başbakan adayı olarak gösterdi. Evet. Martin Schulz başbakan adayı olarak gösterildiğinde %20'lerden 21'lerde olan Alman Sosyal Demokrat Parti'nin oyları birden 33-34'lere yükseldi. Yani bir rüzgar estirdi. Ama neydi biliyor musunuz? Dedi ki ben ülkede bir sosyal adaletsizlik var dedi. Ben bu ülkenin yılda 290 milyar dolar dış ticaret endeksi fazla veren bir ülkenin başbakanı olursam ülkedeki sosyal adaleti sağlayacağım dedi. Sosyal adalet ve gelir dağılımı. Evet işte evet, bu evet, evet. Bunun bu söylem çok güçlü bir söylemdi. Ama evet. Martin Schulz bunun altını dolduramadı. Evet. Ne oldu? %20 ile seçimi kaybetti. Siz de söylemlerinizin altını siyaseten dolduramayıp kamuoyuna mal edemezseniz seçim zamanında farklı bir sonuçla karşı karşıya. 2500 lira maaş alan emekliler, 220 bin, 250 bin lira maaş alan bakan yardımcılar olan bir ülkede de bir sosyal adalet ve gelir adaleti yoktur.